Ben Hüseyin olan, Yusufi Mehmet olanın abisiyim. Kardeşim Mehmet olan 17 yıldır cezaevindedir. 2000'de yakalandı. Cezaevinde girdikten sonra kendisinde bazı hastalıklar oluştu. Şu anda o hastalığı da devam ediyor, kalp hastasıdır. Yaklaşık 7-8 ay önce hastaneye götürüldü. Orada bir kalbinde tıkanma, bir kalbinde de daralma olduğu tespit edildi. Bir kalbine müdahale, bir damarına müdahale ettiler, onu açtılar, diğerine de stent taktılar. Tabii bel fıtığı da var kendisinde. Ayrıca şeker ve tansiyon rahatsızlıkları da kendisinde oluştu. Uzun süre cezaevinde kalınca yani birçok mahkumda bu gibi rahatsızlıklar oluşabiliyor. Tabii biz bunların haksız yere orada tutulduklarına inanıyoruz. Yani bu insanların herhangi bir suça karıştığına da inanmıyoruz. Yani tamamen insanların ıslahına yönelik, çocuklara Kur'an dersi verme, camide onları camiye alıştırma, namaza alıştırma, bir nevi peygamberi tanıtma, İslami tanıtma, tamamen ıslahi hareketlerdi. Tabii o dönem elinde yani silahıyla insanlar üzerinde tasallut kuran bir PKK yapısı vardı. İnsanları kendilerinin dışında hiç kimseye bu bölgede hayat hakkı tanımıyorlardı. Tabii bu camianın bu çalışmaları onların dikkatini çekti. Ve o zamanın onların akıl babaları diyebileceğimiz Türk solcular, daha doğrusu özellikle Doğu Perinçek, o zaman Baka'da Apo ile kol kola yani fotoğrafları var, bir sürü yani onunla görüntüleri vardır. Onların da kışkırtmasıyla tam bu camiye saldırttılar. Onlar da yani kendileri dışında kimseye tahammül etmedikleri insanlara yani dayatmalarda bulunuyorlardı. Bu Müslümanlar da bu camianın fertleri de olan dayatmalarını kabul etmediler. Direndiler onlara. Direnince bunlar saldırıya geçtiler. Tabii ki bütün dünyada herkesin nefsini müdafaa hakkı vardır. Kim o anda size saldırırsa siz kendinizi müdafaa etme hakkına sahipsiniz. Onlar tamamen imhaya yönelik saldırılara başlayınca bizler de kendimizi korumaya, nefsimizi müdafaa etmeye çalıştık. Tamamen bizim hedefimiz, amacımız yani Müslüman olduğumuz için inancımızı yaşamaya çalışmaktı. Ve topluma da bunu benimsetmeye çalışmaktı. Tabii buna tahammül edemeyen bahsettiğimiz o PKK gibi ve diğer yapılar yani devletin içerisindeki o illegal yapılar, işte o karanlık yapılar, JITEM gibi, Ergenekon gibi yapıların da dikkatini çekti ve bunlar toplu halde bu camianın üzerine geldiler. Yani PKK'nin dayatmalarına yani direnen bu camia birçok yerde birçok saldırıya uğradı. Yani bu camianın fertleri, bu Müslümanlar bugüne kadar halka yönelik en küçük bir haksızlıkları, bir saldırıları olmamış. Hiç kimseye bir zararları olmamış. Ne bir esnafa, ne bir aileye, ne bir eve. Tamamen kendilerini müdafaa yönelik bir savunma direnci göstermişlerdir. Tabi buna tahammül edemeyenler ve bu Müslümanların bu şekilde direnç gösterince hayal kırıklığına uğrayanlar farklı şeylere yöneldiler. Mesela daha o dönem 1990 yılında ve ta 2000 yılına kadar
o zaman Jitem olarak bilinen ve bu bölgede korku salan bir yapı devlet adına insanları kaçırıyordular, insanları illegal götürüyordular ve değişik insanları ajanlaştırmaya çalışıyorlardı. O gün, o zaman mesela ben ve kardeşim de onlar tarafından illegal kaçırıldı. Kendi arabamızla evimize giderken yolda önümüz kesildi ve götürüldük. Yani kimler tarafından götürüldüğümüzü de bilmiyorduk. Götürülürken de günlerce işkencelere maruz kaldık. Teklifleri de hep bizimle beraber çalışın. Yani misleştirme, ajanlaştırmaya çalışmaktı amaçları. Nitekim o dönemde birçok insanı da o şekilde götürüp infaz etmişlerdi. Tabi sonradan biz fark ettik ki bunlar da o dönemin FETÖ'cü sızmalarından oluşan bir ekipti yani. Kendilerine öyle bir isim takmışlardı. Kendilerini tamamen gizliyorlardı. Zaten biliyorsun FETÖ'nün bir özelliğidir bu. Yani her yere sızmak için kendini kamufle etme taktikleri çoktur. Yani bu yapı, bu Yusufiler o zaman JITEM'den çok çektiler. PKK'nın saldırılarına maruz kaldılar. Devletin içerisindeki diğer illegal yapıların saldırılarına maruz kaldılar. FETÖ zaten yani devlet içerisinde her birime girmiş, her birimde kendi alan oluşturmuş bir yapıydı. Hemen hemen her alanda yani kendi sözleri geçerliydi. O zaman bizi takibe alanlar Yusufileri adeta bir sarmala almışlardı. Yani o zaman yakaladıkları bir Müslümanı götürdüklerinde yani karşılaşacağı polis, sorgucu, savcı, hatta muayene eden doktor, hakim, tutuklama kararı veren hakim, bunların hepsi FETÖ'cü. Hatta cezaevine girince gardiyanı FETÖ'cü, cezaevi idaresi bile FETÖ'cü. Niye söylüyorum bunu? Müdürü bile FETÖ'cü. Çünkü mesela biz çıkarıldığımızda biz üzerimizde birçok işkence izleri olduğu halde defalarca müracaatta bulunduk, bizi doktora çıkarın diye. 11 gün boyunca bizi oyaladılar. Sonunda çıkarmayıp bizi başka bir şehrin cezaevine sürgün ettiler. Bunların kimseye bir zararları olmamıştı. Yani hiç kimse iddia edemez ki bu insanlar bir insana bir fiske dahi vurmuş ya da bir insanın malını gasp etmiş ya da bir insanın namusuna göz dikmiş ya da aracına, malına herhangi bir zararı olmuş. Kimse diyemez. Bütün o yani iddiaları sadece bu insanların kendini müdafaasından ibarettir. Fakat o günün medyada da büyük güç sahibi olan o bahsettiğimiz FETÖ yapılanması öyle bir algı oluşturdu ki Türkiye'de bu insanları birer canavar, birer katil, birer suç makinesi gibi gösterdiler. İnsanların algısında bunu oluşturdular. Halen de insanlara biz anlattıkça da inanmayanlar vardır. Çünkü yani onların hafızasını değiştirdiler. Bir toplumun hafızasını bu şekilde değiştirdiler. Bu insanlar yıllardır, hatta bugün de birisi geldi, onun damadı içeride de sordum, 24 yılını doldurmuş. 24 yıldır cezaevinde de ne kadar kaldı dedim. Daha 6-7 senesi var diyor. Şimdi 15 Temmuz olayı biz gördük ya, kimin tarafından yapıldığı, bunu herkes biliyor. Yani içteki güçler de biliyor, dıştaki güçler de biliyor. 15 Temmuz gibi bir darbeye kalkışabilen bir yapı, düşünemiyorum o 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda elindeki bu güçle bu hiçbir şey olmayan insanlara neler yapabileceğine insanlar şahit oldu. Bir ülkenin yönetimini ele geçirmeye teşebbüs ettiler. Yani o 15 Temmuz olayında yine meydanlara çıkan, bu halkı korumayı
yani kendine bir görev gören, hatta bunun için belki hayatını ortaya koyan o gecede yine bu Yusufilerin çocukları, aileleri, kardeşleri, babaları gene meydanlardaydılar. Yine bu halkın maslahatı için meydanlardaydılar. Yoksa iktidarda kim olsaydı da o gün o olay olduğu zaman gene çıkacaktılar. Yani kendi halkını korumak için çıktılar. Nasıl ki mesela 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir yani bir generali kafasına sıkarak, onu infaz ederek bir darbenin seyrini değiştirdiyse, ki bugün yani devlet ricali tarafından kahraman ilan edilmiş ve üzerine belki filmler çevrilecek, hatta heykeli dikilmiş. O günde bu Yusufiler yine kendi inançlarını korumak için, dinlerini daha iyi yaşayabilmek için, namuslarını, nesillerini korumak için bu saldırılara karşı direndiklerinden dolayı bu FETÖ ve diğer yapılar tarafından cezalandırıldılar. Cezaevine atıldılar. Yani o gün eğer bu Yusufiler o direnci göstermemiş olsaydı, bu bedelleri ödememiş olsaydılar, o günün güçlü yapıları yahut da o elinde güç bulunduran o silahlı terör örgütleri bugün öyle bir duruma gelecekti ki Müslümanım diyen insanı en ağır şekilde cezalandıracaktılar. Hatta şunu da söyleyebilirim. Nasıl ki Kemalist sistem kendi döneminde gücü, iktidarı eline geçirdikten sonra insanlar onların korkularından, dayatmalarından ve baskılarından dolayı normal İslami kıyafetlerini giyemez oldular. Ve kitaplarını, Kur'an-ı Kerimleri, İslami kitapları onların korkusundan saklayıp yer altına gömdüler. Onların korkusuyla bir tek insan ben Müslümanım deme cesaretini gösteremedi. Bir dönem öyle oldu. Aynen o günde, bugün de Müslümanım diyen bir insan yani hayat hakkı görmezdi bunlar tarafından. Ve hatta bu insanlar belki İslami kıyafetli bir insanı görseydiler, yani sakallı, sarıklı ya da böyle İslami bir şey görseydiler, ya da çarşaflı bir bayan görseydiler, belki boynlarına ip koyup ona halkın içerisinde teşhir edecektiler. İktidar nasıl ki darbede yani darbeyi engellediği söylenen bazı insanları böyle kahraman ilan etmişse, ki gerçekten de payları vardır, biz ona şey etmiyoruz. Aynen Yusufiler de o günün bir nevi darbecilerini engelledikleri için birer kahramandılar bizim nazarımızda. Yani bugün eğer insanlar rahat camiye gidiyorsa, çocuklarını Kur'an-ı Kerim derslerine gönderebiliyorlarsa, camilerimiz full doluyorsa, artık korkusuzca insanlar inançlarını yaşayabiliyorsa, yine bu insanların kahramanlıklarından dolayıdır. Yani verdikleri bedellerden dolayıdır. Yani bu insanlar birer kahraman gibi muamele görmeleri gerekirken, mevcut iktidar tarafından ve diğer FETÖ'cü yapılar tarafından yani mağduriyet yaşamalarına rağmen bu insanlar hala cezaevlerinde tutulmaktadırlar. Yani buna benzer diğer yapla her türlü bahaneler uydurup çıkarılırken bunlar hala 20 yıl, 15 yıl, 24 yıldır cezaevindedirler. Yani bunların burada tutulması aslında iktidarın da bir nevi akıl tutulması gibi bir şeydir.